Sultanım, ben yemeğimi hasbahçe yiyeceğim. Afiyet olsun. Ben getirdim sultanım. Bir hayli zor durumdaydı. Haber salmış. Kendisine yardım etme gereği duydum. Artık benim cariyemdir. Malum bunca yılın hatırı var. Kim bu hatun? Bu hatun buradan derhal gidecek Hürrem. Niye gidecekmiş? Sebebini biliyorsun. Nigar cezalı. Onu bizzat ben kovdum saraydan. Atıldı. Şu mesele. Hatun cezasını çekti. Bitti vefası. Sümbüla. Sultanım. Nigar'ın harem defterinde kayrı yapıldı mı? Emriniz üzere yapıldı sultanım. Buna hakkınız yok sultanım. Nigar'ın kabahati büyük. Haremin idaresinden ben mesulüm. Ayrıca Fatma Hatun'un yaptıklarını unutmayın. Beni öldürmeye teşebbüs ettiğini cümle alem biliyor. Lakin o hala burada. Sultanım bir şey söylemeyecek misiniz? Boşaltın burayı. Hemen! Herkes çıksın. Herkes dedi. Ne vakit duracaksın Hürrem? Yetmedi mi bana yaşattıkların? Benim sizinle bir meselem yok sultanım. Bu savaşı siz başlattınız. Lafını bil de konuş. Karşında bir hanedan mensubu var. Benimle savaşmak, hanedanla savaşmak manasına gelir, bunu bil. Öyle bir niyetim hiç olmadı. Ben size sadece sevgili kocanızın hakiki yüzünü gösterdim. Fakat siz ihanetin acısını benden çıkardınız. Zira paşayı affetmek için bir bahaneye ihtiyacınız vardı. İbrahim'le olan münasebetim hiç kimseyi alakadar etmez. Hele seni asla. Alaka göstermiyorum zaten. Bu yüzden mi getirdin Nigar'ı hareme? Nigar'ın bir günahı yok sultanım. Malumunuz bu günah paşamıza ait. Kendileri itham edilmediğine göre nigar da edilemez. Buna sen mi karar vereceksin? Bir karar verdiğimi kim söyledi? Hünkârımızın dönüşünü bekleyeceğiz. Kendileri icap eden neyse onu yaparım. Nigar'ın burada kalmasına müsaade edeceğimi mi sanıyorsun? Görmeye bile tahammülünüz yok değil mi? Zaten bu yüzden öldürmek istediniz. Ona baktıkça paşamızın ihaneti aklınıza geliyor. Hatta korkuyorsunuz. Paşamız yine ona döner. Onun kollarında teselli bulur. Hiç kimse, size dahil! Hiç kimse bana böyle davranamaz.
Karşınızda bir cariye yok. Bir köle yok. O günler eskide kaldı, çok eskide. Bunu sakın unutmayın. Tahmin edeceğin gibi Hatice Sultan İbrahim Paşa'yı başladı. Sefer bittikten sonra yeniden saraylarına çekilecekler. Hiçbir şey olmamış gibi hayatlarını devam edecekler. Anlayacağın olan sana ve evladına oldu. Benden ne istiyorsunuz sultanım? Neden buraya getirildim? Hatice Sultan için değil mi? Onun gözü önünde olmam için. Doğru söze ne denir? Beni huzursuz etmek için her şey yapıyorlar. Onlara karşı birlikte hareket etmeliyiz. Beni Hatice Sultan'ın önüne atan siz değil misiniz sultanım? Nigar, buna mecburdum. İbrahim Paşa ile aramızdaki hadiseler malumun. Lakin gördüğün gibi seni ölüme terk etmedim Nigar. Keşke daha eve kaçırabilseydim seni ama olmadı. Neyse ki hayattasın. Mühim olan bu. Her şey düzelecek, güven bana. Bağışlayın beni sultanım. Fakat kimseye güvenim kalmadı artık. Kim olsa yerinde aynı şeyleri hisseder. Biraz zaman geçsin. Elbet acılarını dinleyecek. Zannetmiyorum sultanım. Bu öyle bir acı ki. Sultanım, Afife Hatun geldi. Ağaları da almış yanına. Belli ki Nigar için geldiler. Sen içeri geç. Alın içeri. Sultanım. Nigar'ı almaya geldiysen hiç yorma kendini. Hatice Sultanımızın emri. Mutlak suretle Nigar'ı getirmem söylendi. Afife Hatun, bir bak bakalım etrafına. Nigar'ı görebiliyor musun? Sultanım, vazifemi yapmama engel oluyorsunuz. O hatunu bize teslim edin. Aksi halde zor kullanmaya mecbur kalırım. Şehzadem, sultanım. Burada kalması mümkün değil sultanım. Buna müsaade edemem. Size engel olamam şehzadem. İstediğiniz vakit teslim ederim hatunu. Fakat Nigar'ın neyle itham edildiğini bilmek istiyorum. Afife Hatun'a sual ettim ancak cevap veremedi. Sana izahat verecek değiliz Hürrem. Madem kimsenin dili varmıyor, ben söyleyeyim. Nigar zina yaptı. Bu ağır bir suçtur. Bırakalım da Nigar kadılar tarafından yargılansın. Mahkeme görsün davasını. Kanunlar neye emrediyorsa aynen tatbik edilir. Tabii bu vaziyette İbrahim Paşa'nın da yargılanması lazım. Aklını mı kaçırdın sen? Ne kadısı ne davasından bahsediyorsun? Ben davacı oldum mu? Şehzadem. Sultanımızın hakkı var.
Taraf olmadığınız meselelere karışmayın. O halde bu siyasi bir karar. Zinaya hazır ağız ereceksiniz. Üzerine vazife olmayan işlere karışma. Seni alakadar etmez. Ben yine de Şeyhülislam Efendi'den fetva isteyeceğim. Engin tecrübesiyle bize yol gösterecektir. Bunu yapamazsın. Öyle bir yaparım ki paşanın nikahla yaptığı zinayı duymayan kalmaz. Sen bizi tehdit mi ediyorsun? Anlaşma demeyi tercih ederim sultanım. Neticede karar sizin. Ya bu zinayı bütün İstanbul öğrenir ya da hünkârımız gelinceye kadar bekleriz. Şehzadem. Karışmayın bana. Ben Hürrem Sultan'ın sağ koluyum. Bana dokunan yanar. Gülşah! Sultanım. Derhal özür dile Afife Hatun'dan. Sultanım. Bağışlayın Afife Hatun'u. Bir daha saygısızlık yaptığını duyarsam senin canını yakarım, anladın mı? Kaideler neyse o Afife Hatun. Nigar benim hizmetimde. Sebepsiz yere yollanamaz. Arzu edilirse bir sebep bulunur sultanım. Nigar artık benim himayem altında. Nadia'dan daha iyi korunacağından emin olabilirsin. Hürrem. Sultanım. Nigar'ın akıbetine hünkârımız karar verecek. O vakte kadar burada kalmasına müsaade edeceğim. Doğru bir karar verdiniz sultanım. Hünkârımız geldiğinde Nigar'la birlikte sen de gideceksin bu saraydan. Hanedanı tehdit etmek ne demekmiş anlayacaksın. Afife Hatun. Buyurun sultanım. Nigar'ı ayak altında istemiyorum. Zinhar gözüme görünmesin. Firuze Mirma nerede? Şehzademiz Mehmet'le bahçeye çıktılar sultanım. Çağırma marz ederseniz. Yok hayır. Dolaşsınlar. Sen de çıksaydın biraz. Daha sonra giderim sultanım. Sultanım. Sultanım müjdeler olsun. Hünkârımız mektup yazmışlar size. Esma. Hepiniz çekin. Beni yalnız bırakın. Ey benim kalbimin avcısı, ağrısı, arzusu Dilber. Ey benim canımın parçası. Burada kızıl gün akşama varıyor. Gökyüzü deniz gibi dalga dalga. Ne var ki bu sular seni bana getirmiyor? Sümbül. Sümbül'a. Neredesin? Sümbül'a! Buyursunlar sultanım. Ne mektubu sultanım? Bizi kandırdılar. O hatun hala yaşıyor. Olur mu hiç öyle şey? Hünkârımızın Nadia'nın başına gelenlerden haberi yok.
O yüzden yazmışlardır. İsimler silinmiş. Nadia olsa niye yapsınlar bunu? O hatunu mahsus önümüze attılar. Oyun ettiler. Kim bu hatun Sümbül? Sultanım, madem öyle, ne maksatla göndersinler bu mektubu size? Niye olacak? Hatice Sultan canımı yakmak istiyor. Sultanım, sultanım durun, nereye böyle? Sultanım Allah aşkına. Hatice Sultan nerede? Dairesindeler mi? Hayır sultanım. Şehzade Mehmet'in dairesine gitmişlerdi. Sultanım. Nihayet geldin. Ben de seni bekliyordum. Bu kadarını tahmin etmezdim. Hünkârımızın ağzından mektup yazmaya mı başladınız? Okuduğuna göre hünkârımızın mührünü görmüşsündür herhalde. İster kabul et, ister etme. Çırpınmayı bırak artık Hürrem, zira hakikat bu. O aşk mektubunu hünkârımız yazmış. Üstelik sana değil. Belli ki kalbinde başka bir kadın var artık. Hayır, bu mümkün değil. Olamaz. Neden olmasın? Sen kendini vazgeçilmez zannediyorsun. Lakin dönde bir aynaya bak. Yıllar evvel gelen genç ve güzel kadın değilsin artık. 5 çocuk annesi olduğunu unutma. Biliyorum. Kabullenmesi güç. Hayat hızla geçiyor. Yaşlanıyoruz. Mahidevran ne yaşadıysa sen de şimdi aynı şeyleri yaşayacaksın. Cellatlarına da o kadar güvenme. Onların bu aşkı öldürmeye güçleri yetmez. Haremde güzel kız bırakmayın. Hepsini boğazlatsan da çaresi yok. Bu kadın senin sonun olacak Hürrem. Vazgeçilmez zannediyorsun, lakin dönde bir aynaya bak. Yıllar evvel gelen genç ve güzel kadın değilsin artık. Beş çocuk annesi olduğunu unutma. Hayat hızlı geçiyor. Yaşlanıyoruz. Sultan.
Hala kim olduğunu öğrenemediniz mi? Maalesef sultanım. Sır gibi saklıyorlar. Zannediyorum ki hatun haremde değil. Nasıl? Nerede olabilir ki? Vallahi orası muamma. Onlarca yer var. Eski saray, av köşkleri, konaklar. Allah bilir nereye sakladılar. Sümbül, her yeri arayın. Her taşın altına bakın. Elbette bir gören, bilen, duyan çıkacaktır. Nasıl emredersiniz sultanım? Nigar kalf. Buyurun sultanım. Beni kimlerin eline bıraktın görüyorsun değil mi? Gülşah'ın huyunu suyunu siz benden daha iyi bilirsiniz sultanım. Eminim size daha fazla zarar vermesine müsaade etmeyeceksiniz. Senin aklını seviyorum. Tabii onu benim için kullandığın vakit. Sultanım. Firuze, neredesin sen? Bahçedeydim sultanım. Gülşah'ı gönderdim, gelmedi mi yanına? Hayır, bir şey mi oldu? Neyse tamam. Cihangir durmayınca Mirşim Han yanına gönderdim. Sen de oraya git. Gel Nigar. Sultanım. Gülşah'ın yanından geliyorum. Duydum. Ne yapmış gene? Her zamanki Gülşah işte. Başını belaya sokmakta üstüne yoktur. Haz bahçede Hatice Sultan'la karşılaşmış. Eğilmeden geçince sultanımız kızmış. Bir de üstüne saygısızca laflar edince... Bu hatun hiç akıllanmayacak. Madem öyle, gider ayak bir işe yarasın. Aklınızdaki nedir sultanım? Bütün saraylara, av köşklerine baktık. Lakin hatunu bulamadık. Artık in midir, cin midir? Yer yarılıp da içine girmedi ya bu hatun. Elbet bir yerde saklanıyor. Belki haremden hiç çıkmadı. Hala orada bir yerde. Sultanım, gözümüz kulağımız açık. Merak buyurmayınız. Elbet çıkar bir yerden. Lakin bir husus daha var. Ha? Nigar Hatun'a bir vazife vermişsiniz. Onca olan bitenden sonra kendisine nasıl itimat edersiniz sultanım? Ona itimat ettiğimi nereden çıkardın? Benim ona ihtiyacım var. Onun bana. Gözlerini görmedin mi? İntikam ateşiyle yanıyor. Ya sizden de intikam almak isterse? O vakit Hatice Sultan'ın yarım bıraktığı işi biz tamamlarız.